Cümleten selamun aleyküm dostlar. Orta Doğu savaşları büyüyor. Büyük Orta Doğu savaşlarına doğru dönmeye başlıyor. Dün akşam sizlere anlatmıştım. Pakistan-İran arasındaki gerilim. İran'ın Pakistan saldırmasının ardından daha da yüksek seviyeye çıkmaya devam ediyor. Pakistan'dan gece saatlerinde İran'a karşılık geldi. Pakistan savaş jetleri İran'ın 50 km içerisindeki hedefleri, Belücistan örgütüne ait hedefleri vurup yerle bir etti. Durum 1 Bir bir. Pakistan 1, İran 1. İran biliyorsunuz sebepsiz yere Pakistan'a saldırı yapmıştı. Füzelerle sağı solu vurduydu. Bunun arkasından yükselen gerilimler Pakistan İran ilçesini sınır dışı ettiydi. Pakistan İran'la tüm sınırları kapattıydı ve ilişkileri askıya aldıydı. İran'ın istediği tam da buydu. İran çünkü İsrail Amerika arka kapıdan çalışmaları beraber adımları devam ediyor. İran... Gözlerin Gazze'den, Filistin'den, İsrail ekseninden kayıp daha da geniş bir coğrafya yayılması için adımlar atıyor. İran diyor ki beni yakacaklar, beni yakmasınlar, ben sizleri yakayım. İran proksilerini harekete geçirdi. İran, Yemen'de Husiler, Dübnan'da Hizbullah ve diğer taraftaki adamlarıyla beraber çok büyük bir ateşi yakmak istiyor. İran adeta çıldırdı. Şimdi Pakistan'ın bu misillemesi İran Irak savaşından beri gelen bir ilk. İlk kez İran'a 1980-88 arasında süren İran Irak savaşından sonra bir ülke vurdu. O da Pakistan. İran'ı vuran ilk ülke oldu uzunca bir aradan sonra. Pakistan Hava Kuvvetleri Savaş Jetleri ve elektronik harp uçaklarıyla beraber ortak bir organize operasyon gerçekleştirdi. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin kullandığı bu savaş jetleri hem Pakistan'da üretiliyor hem de ortak üretimle beraber Çin'le üretimler sürüyor. Hani Pakistan fakir, Pakistan'da sıkıntılar çok ama askeri anlamda sağlamlar. Helal olsun kardeşlerimize. Ve dahi biliyorsunuz dünyada Müslüman ülkeler içinde tek nükleer güç sahibi ülke Pakistan. Amerikan başkanlık seçimlerine kadar ortalık daha da yangın yerine çevirmeye çalışacak bu küre kafalılar, Johnny'ler, sinsi bacak İngilizler ve tabi İsrail. Antlaşmalar böyle. Esas hedefler silsilesine bakıldığı zaman geniş ölçekte sadece Pakistan'la ilgili bir olay değil. Bu Pakistan yanında Azerbaycan tabii ki tabii Türkiye. Türk dünyasının birleşmemesi Kafkasya'da değişen ve dönüşen dengeler düzeni. Kafkasya'da Türklerin daha da güçlü olması tek güç olacak yönde attığımız adımlar. Ermenistan daşnak sürülere tokadı yiye yiye, ağlaya ağlaya zırlaya zırlaya gitmişlerdi ve son çırpınışları Zengezur koridoru. Zengezur'da kapanmasın, Zengezur Türklerin eline geçmesin diye İran her türlü çılgınlığı yapıyor. Çünkü İran biliyor ki Türk dünyası birleşirse İran'ın Güney Azerbaycan, Azerbaycan'ın diğer yarısı Güney Azerbaycan. İran orada bir işgalci. İran Güney Azerbaycan'ı işgal ediyor. Biliyorlar ki Zengezur koridoru Türk dünyası birleşirse Güney Azerbaycan'da da ayaklanmalar başlayacak. Güney Azerbaycan bağımsızlık isteyecek. E tabii ki isteyecek. Ama bu olmasın diye de sevgili dostlar çok çok büyük yangınlar çıkarmaya hazırlanıyor. İran burnumuzun dibinde Azerbaycan'ı da ateşin içine atmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Çünkü Azerbaycan'ı çok büyük tehdit görüyor Pers kafası. Azerbaycan'a uzanacak herhangi bir tehdit bize uzanmış olunur. Şimdi Pakistan, Türkiye Pakistan'ı yalnız bıraktı, Azerbaycan Pakistan'ı yalnız bıraktı. Böyle bir durum yok. Hali hazırda Türkiye Pakistan birçok antlaşma yürürlükte. Hali hazırda Türkiye Pakistan'a savaş gemileri üretip veriyoruz. Pakistan'da limanlar, savaş gemisi üretimi için limanlar kurduk, tersaneler kuruldu. Orada Pakistanlı kardeşlerimize savaş gemisi üretimini öğretiyoruz ve Türkiye'den Pakistan'a İHA'lar, SİHA'lar, TB2'ler, Ankalar, Akıncılar, Aksungurlar bildiğimiz bilmediğimiz birçok teslimatlar devam ediyor. Amerika başkanlık seçimleri ışığında Kasım ayına kadar bu yangını daha da büyütmek için İran'la gizli antlaşmalarını yürürlüğe sokmaya devam ediyor. Hani Orta Doğu Savaşı dediğimiz savaş daha da büyük ölçekle büyük Orta Doğu Savaşı'na doğru dönsün diye her türlü adım atıyor bu zalimler. Daha da bugüne kadar İran'ın bir Amerikalı'yı vurup, daha da bugüne kadar İran'ın bir İsrail'i vurup, daha da bugüne kadar İran'ın bir Fransız'ı, bir İngiliz'i, bir onu bunu vurup ortadan kaldırdığını görmedik. Varsa yoksa nerede Müslümanlar var oraya saldırı yapıyor. Ters kafası. Ve tam da bu eksende Hindistan. Hindistan Dışişleri Bakanı bir anda İran'da ortaya çıktı. Heh. Alın bakalım. İran'ın Pakistan saldırısından saatler önce Bakın saat 4 önce Hindistan Dışişleri Bakanı arkada fotoğrafı görüyorsunuz İran'daydı. Ne yapıyor İran'da he? Gizli gizli antlaşmalar İran bir taraftan Pakistan saldıracak o bir taraftan ise Hindistan Pakistan'a saldırılarını arttırıp Hindistan'ın hedefi Keşmir. Keşmir'e komple çökmek istiyor Hindular ulan inekçi Hindular ineklerinizi alır alır Perslerin havasından vurur vurur ikinizi bir dürer katlarız Pakistan yalnız değildir. Hindistan biliyorsunuz İsrail'in kankisi. Sağ Bir numaralı ahbabı. Hani Amerika Amerika geç. Hindular adeta İsrail'e taparcasını seviyorlar. Öyle böyle değil. Osmanlı ceddimiz Türk orduları Avrupa'ya sefere çıktığında Pers kafası, Acem oğulları, İran arkadan saldırır, Türk ordularını vururdu. Yine aynı, yine aynı. Önden İran, Pakistan saldırı gerçekleştiriyor, ilgi oraya çekiyor, arkadan da Hindistan hazırlanıyor, o da Keşmir'e saldıracak. Topyekün bir çalışma. Cibiliyetler hiç değişmez. Tam da bunların ekseninde Haseke'de yaşanan bir durum. Amerika Haseke'deki askeri üsleri boşaltmaya devam ediyor. Bir taraftan Kamışlı'yı boşaltıyordu şimdi de Haseke'yi boşaltıyor. Ne oluyor? Hani 1500 tane asker gelecekti Amerikan askeri Suriye'ye Irak'a şimdi geri çekilmeler devam ediyor. Münbiç hatırlayın Münbiç'te Amerika çekildi Ruslar girdi Ruslar çekildi Amerika girdi Türk ordusu girmesin diye her türlü pazarlığı yaptılardı. Sözde bunlar birbirine düşman ama mesele Türkiye olunca can ciğer kuzu sarmasılar. Aynısı da İran. Şimdi Haseke'den Amerika çekiliyor. Ruslar mı girecek? İran mı girecek? Yoksa Rusya İran işte Esad askerleri beraber mi girecekler? Yoksa Amerika öyle bir plan kurguluyor ki tamamen Türkiye'nin karşısından çekiliyor. Kahraman Day Muzaffer Türk orduları bir taraftan Kamıştır diğer taraftan Haseke'de topyekun bir harekat başlatacak. Bu harekatta Amerika kendince bak ben Türkiye'den yanayım ben Türkiye'nin karşısında durmadım çekildim mi diyecek. Rusya'ya karşı İran'a karşı Türkiye'nin yanında mı yer alacak? Hani göstermelik hani işlerine geldiği ölçüde. Hepsi bir planlar dahilinde adımlar atıyorlar, planları kurguluyorlar. Onların planlarına karşı Türkiye'de da Bizler de planlarımızı kurguluyoruz ama bölgemizde büyük, çok büyük bir yangını çıkarmak için Türkiye'den Azerbaycan'a, Pakistan'a, bizim dost ve kardeş diyarlarda çok büyük ölçekli bir yangın çıkarmak için Türkiye'nin de Azerbaycan'ın Pakistan'ın yanında durmaması için her türlü adımı atıyorlar. Atın, bizler de planlamalarımızı yapıyoruz. Bakın kolay değil sevgili dostlar. Öyle bir coğrafyada bulunuyoruz ki çok zor bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünyada geçmişten bugüne yangınlar her daim bizim bulunduğumuz coğrafyanın tam göbeğinde çıktı. Ve biz de bunun göbeğindeyiz. Etrafımız yangın yeri. Türkiye'nin etrafı yangın yeri. Biz bu yangını söndürmek için her türlü adımı atıyor, planı kurguluyoruz. Ama şimdi onlar plan kuruyor ama oyun onların istediği gibi gitmiyor. Çünkü Türkiye kendi mühimmatlarını daha yüksek oranda üretiyoruz. Eskiden de üretim vardı ama çok çok küçük ölçekli. Hele hele. 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda, belki daha gerili yıllarda sadece bir iptik miptik böyle çok düşük oranda üretimler vardı. Maalesef ki maalesef her şey dışarıdan hazır geliyordu. Amerika diyordu dur sen üretme biz sana şunu veririz. Avrupa, İngiltere diyordu dur sen üretme biz sana şunu veririz bunu veririz öyle bir durumdu. Ama şimdi tam bağımsız Türkiye yolunda teknolojide her türlü alanda askeri anlamda füzeler, roketler, uçaklar, gemiler, tanklar, denizaltılar, İHA'lar, SİHA'lar, teknolojiler her şey ama her şey. İğneden ipliğe her şey yedi ve milli üretilsin diye kadim Türk taklı tüm planlamalar, çalışmalar devam ediyor. Bunlar bunu beklemiyordu. Bu kadar bizim teknolojide, özellikle askeri anlamda teknolojide gelişeceğimizi beklemiyordu. Çünkü ambargolar ekonomik saldırılar daha geçtiğimiz sene yaşanan maalesef o büyük yüzyılın depremi. Daha bundan 3-4 sene önce 2020'de başlayan korona belası gelen bir ekonomik sıkıntı. Ondan öncesinde yaşanan süreçler, darbe süreci, daha öncesinde yaşanan süreçler. Arkadaş bir türlü böyle rahat ve huzurlu bir gün yüzü görmüyoruz. Göstermek istemiyorlar. Çünkü bizi durduramayacaklarını çok iyi biliyorlar ve dahi durduramayacaklar Allah'ın izniyle. Bugünlük böyle kısa bir giriş yaptım, kısa bir haber. İnşallah akşam yine geniş ölçekli dünyadan Türkiye haberleriyle Bilal Feyza, Bodosoma konular devam diyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Akşam görüşünceye kadar Allah'a emanet olun dostlar.